Program Happy Pop, bölüm Graffiti. Resim sanatının ve grafitinin başlangıçları ta mağaralara kadar dayanıyor diyebilirim. Elini koyup duvara üstüne boya püskürtme, av betimlemeleri, o insanların o zamanlar duvarlara yaptıkları resimler bunların yapı taşını oluşturmuş diyebiliriz rahatlıkla. Yo abi, ne haber? Kardeşim selam. Selam. Funk'la beraberiz. Funk, seni başlamaya iten şey neydi grafitide? Çocukluğumdan beri resim yapıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam ilkokul çağındaydım. O zaman bir akrabamızın otoparkına gitmiştik, Bahçeşehir'de EDV. Ve otoparkta grafitiler gördüm ve çok hoşuma gitti. Acayip aklım şaştı yani. Dedim ki bu kocaman resimleri nasıl yaptılar, nasıl oldu falan. Ve sonra Ataköy'deydi ilkokulum. Okulumuzun yanında da tesadüfen bir skatepark vardı. Orada resimler gördüm ve o skateparka gide gele derken başladım. Peki sen ne yapmayı seviyorsun en çok? Bomber mısın yoksa piece yapmayı evet, mı seviyorsun? Evet, onu anlatayım. Tabii ki herkes gibi ben de illegal başladım. O zamanlar maalesef Türkiye'de legal duvarlar da yoktu. Evet. Sonra belediyelerle çalışmaya başladık. Onlar bize destek verdiler sağ olsunlar. Sprey boyaldılar, legal duvarlar sağladılar derken işin legal tarafı beni daha çok çekti diyebilirim. Kardeşim şimdi her ülkenin kendine ait parametreleri var. Mesela bizim ülkemizde grafiti yapanlara acaba terörle ilgili slogan mı atıyorlar diye saldırılar bile oldu. İşte insanlar üstlerine geliyorlar. Çok feodal bir toplumuz bu konuda. Burada illegalitesinden çok yaşayabilen bir şey değil. Yani o yüzden daha çok spray can artçılar şeylere yöneliyorlar. Legal işlere yöneliyorlar. Senin bu konuda düşüncelerin neler? Ya bu konuda benim de tabii başıma bir sürü şey geldi. Silah çekenler oldu, tren boyarken kovalandığım zamanlar vesaire, cezalar aldığım zamanlar oldu. Tabii bu biraz kültürel de bir durum. Bunu yıllar önce siyaset boyutu var tabii ki. Duvarlara yazılamalarla karıştıranlar var. Ben isterim ki her yerde rengarenk şeyler görelim. Çünkü ben bu işin bir parçasıyım. Seviyorum, görmeyi seviyorum. Gri bir dünya göreceğimize rengarenk bir dünya görmeyi hepimiz gibi ben de umuyorum yani. Alright man. Alemde batı verin öbedense biziz kralı terbiyade. Tirpidin çapa makinalı tüfek et saygarayı olursun müftekek. Bu alemde batı verin öbedense biziz kralı terbiyade. Grafiti sanatının içinde bir de stencil dediğimiz bir olay var. Kağıtların üstüne ya da kartonların üstüne şekiller çizilerek, boşluklar yapılarak duvara konur ve üstüne sprey boya sıkılır. Stencil bölümünde mesaj gerçekten çok ağır bir noktadadır. Çok radikal mesajlar verilir. Grafitide de sadece mesela ismini yazarsın ya da bir arkadaşının ismini yazarsın ya da bulunduğun grubunun ismini yazarsın. Stencil'de bir mesaj vardır. Bu şekilde mesela burada bir gaz maskesi takmış serçeye. O tarafta Earth First diyor mesela. Önce dünya diyor, bir balina çizmiş. Stencil üstadlarından en önde gelen isim Banksy'dir. Kesinlikle duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Burada stencil örnekleri var. Grafitinin kelime kökü İtalyanca ve Yunanca'da saklı. İkinci Dünya Savaşı'nda propaganda aracı olarak kullanılmaya başlanmış, 1960'ların sonunda da hip-hop kültürüne doğru kanalize olmuş bir kültürden bahsediyoruz. Grafiti elbette bir sokak sanatı ama sadece sokakta icra edilmiyor. Atölyesi olan arkadaşlarımız da var. Bugün Canavar'ın atölyesindeyiz. Açara damara kanara hep aparas gel kazara yanara ateşten doğana eller havada bir o 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 Sen maske takıyorsun. Birçok bildiğim grafitici, spray can artçı da aynen bu şekilde takılıyor. Senin bu şekilde kendini saklamanın bir sebebi var mı?
Aslında ilk başlarda grafitinin sokak sanatının biraz daha illegal olmasıyla alakalıydı. Ama daha sonra sosyal medyada da aslında çalışmalarımızı paylaşmaya başlayınca ben sosyal medyada kendimi paylaşabilen bir insan değildim. Daha sonra orada da var olurken işte maske kullanmaya başladım. Ve maske bir süre sonra benim için bir oyun aracına, eğlenceme, kendi oyun alanımı yaratmamı sağlayan bir şey oldu. Araç oldu aslında. Sokakta rastladığımız eserlerinde çok karanlık ve kasvetli bir style var. Yani hamam böcekleri çiziyorsun. Hamam böcekleri de çok dayanıklı yaratıklar. Ötekileştirilmiş, itilmiş, dışlanmış insanların olayına bir paralelitesi var diye düşünüyorum ben. Aslında bu toplumda kendini yalnız hisseden, öteki hisseden, herhangi bir durumda dışarıda bırakılmaya çalışan insanı sembolize ediyor benim için. Grafiti yaparken mesela kutuların üstüne bu şekilde değişik başlıklar kullanıyorsunuz. Bu skinny cap, işte bu fat cap gibi şeyler var. Bu işini daha iyi, daha doğru yapabilmeni sağlıyor. Bu skinny cap'ler, fat cap'ler bunları nereden buluyorsunuz? Bu malzemelerin satıldığı çeşitli dükkanlar var. Bu yellow skinny dediğimiz cap, bu biraz daha keskin hatlara sahip. Biraz daha ince sıkmanı sağlıyor. Burada ise pink fat dediğimiz bir cap var. Bu daha geniş alanlar boyamak için imkan sağlıyor ve bunun da dokusu biraz daha farklı. O dokuları kullanarak aslında yaptığımız çalışmalarda farklı varyasyonlar, tekstürler elde edebiliyoruz. Yani bu fat cap'leri çok seviyorum ben çünkü tag'leri yaparken biraz daha uzaklaştığın zaman harflere gerçekten çok güzel stiller verebiliyorsun. Ben bu konuda da bilgilendirdiğin için sağ olasın. Grafiti sanatının içinde tag ve tagging vardır. Bu kalemle ismini duvara yazmaktır ya da kutu boyayla. Sadece işte tek renkle. İki sene önce buradaydık. Triloji albümünün promosyonu için ufak bir video çekiyorduk. Ben de izimi bu şekilde bıraktım. Benim suratı çekmemek, benim surat yok. Ne haber abi? Sağ ol. Senden ne haber kardeşim? İyisin. İyi, sağ ol. Allah şükür. Dün akşam action olmuş. He, dün biraz action oldu ama normal yani. Graffiti de öyle olur öyle şeyler. Aynen. Bildiğimiz olaylar. Sen de zaten Action Jackson'sın, bombasın. Aynen abi. Seviyoruz bu hayatı. Aynen. Tak istersen maskeyi baba. Takayım babam. Ama sen de içini dolduruyorum abicim, beraber boylu. Sana bunlar fat cap mi? Ne var fat bunda? Fat cap, fat cap. Sen eldiveni al abi. Eyvallah. Ama gördüğün gibi biz de İstanbul'a geliyoruz, grafiti çiziyoruz. Ne diyorsun? Buraya quick mi yaparız yoksa tek buraya, mi? Buraya sadece böyle Fuat, bir aynen de grab. Okey, tamam. Grab ile Fuat. Tamam. İçini böyle ben şöyle yapayım abi. Şöyle. Sen bunu doldurmaya başla. Tamam abi. Sen biraz daha genç nesilsin abi. Bizden biraz daha gençsin. 87 doğumlusun benim hatırladığım kadarıyla. Sen ne zaman başladın? Sana kıvılcım olan şey neydi? Seni ne başlattı grafitiye? Abicim ben Crossback'te büyüdüm. İşte 99'da böyle 98'den teklemeye başladım ben. Chateau yazıyordum eskiden. Ben illegalci grafitiyim. Yani sen beni biliyorsun abi, ben yasak tabii yapıyorum. Eyvallah. Ondan yüzümü göstermiyorum abi. Yani biz bunu sevgi sanat için yapıyoruz. Hiç böyle para karşılığı beklemiyoruz. Biz bunu sanat olarak severek yapıyoruz abi. Anlıyorum. Beklentimiz yok. Happy Pop'ta bugün grafiti işledik arkadaşlar. Konuklarımız Funk, Canavar ve Grab'di. Grab'in yanına gidiyorum işte, şu quick'i bir bitirelim. Güzel bir şeyler çıksın ortaya.